Günaydın Eskişehir. 8 Temmuz günlerden Cuma 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Bir haftayı da sizlerle birlikte bitirdik ve arife gününde de sizlerin karşısındayız. Bu sabah da Eskişehir'e döne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız ve programımızı noktalandıracağız. İlk haberimizle de başlayalım. Dün sağlık çalışanları eylemdeydi biliyorsunuz. Konya Şehir Hastanesi'nden ne yazık ki acı bir haber aldık. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya hasta yakını tarafından silahla vurularak sekreteriyle birlikte ne yazık ki hayatını kaybetti. Dün de şehir hastanesi önünde Eskişehir'de bir e, sağlık çalışanları bir araya geldi ve meslektaşları için seslerini yükselttiler. E, ve e, sağlık çalışanları can kurtarmaya çalışırken bizler ölüyoruz dedi. Beyaz önlüklere kanın bulaştığı bir günde olduklarını dile getirdiler. Basın açıklamasını gerçekleştiren Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal da AVM'lere verilen değerin hastanelere verilmediği bir dönemden geçtiklerinin altını çizdi. Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan ve katledilen kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya adına Eskişehir Şehir Hastanesinde eylem yapıldı. Açıklamayı yapan Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal Bugün acımız büyük. Sebebi ne olursa olsun, nedeni ne olursa olsun bir cani, şifa veren cana kıyıyorsa bunu hiçbir cümle anlatmaya yetmez. Bugün beyaz önlüklere, kanın bulaştığı bir gün. AVM'lere verilen değerin, hastanelere verilmediği bir dönemden geçiyoruz. X-ray cihazlarının, doktorların, sağlık çalışanlarından daha önemli olduğu bir günlerden geçiyoruz. Pandeminin kahramanları olarak sesleniyoruz. Bizler ölüyoruz. Pandemide herkes annesinden, babasından bile kaçarken bizler bedel ödedik. Ancak bu bedel böyle sonuçlanmamalıydı. Toplumu sağduyuya çağırıyoruz. Toplum sağlık çalışanlarına sahip çıkmalı. Bugün yaz günümüzdür açıklaması yapıldı. Evet, aynı zamanda dün başka bir meslek grubu olan avukatlar da eylemdeydi. Dün ve bugün davalara girmeme çağrısında bulundular. Yine sosyal medyadan haberiniz olmuştur, görmüşsünüzdür mutlaka. İstanbul'da Bakırköy'de bir avukat, bir şahıs tarafından vurularak hayatını kaybetti. Bu nedenle de dün meslektaşları Eskişehir Adalet Sarayı önünde bir araya geldi ve onlar da seslerini yükseltti mesleklerine yönelik şiddetlere saldırılarak karşı eylemdeydiler. Baro Başkanı Mustafa Elagöz, meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini dile getirerek meslektaşlarını düşünce dünyalarında şehit olarak yaşatacaklarını vurguladı. Ayrıca Elagöz tüm meslektaşlarını davalara girmeme çağrısında bulundu. Eskişehir'de avukatlar mesleklerine yönelik şiddet ve saldırılar nedeniyle adli önünde bir araya geldi. Basın açıklamasını yapan Eskişehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Ela Göz, ''Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımıza alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Bir mesleğin ölümü, gözü olarak sürdürülmesi, sürdürenler için nedenli bir onur meselesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır.'' Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına, adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Meslektaşımızı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Avukata karşı şiddet ve ölüm olayları karşısında kurumsal tepkimizi vermek ve mesleki dayanışmaya ortaya koymak adına bugün ve yarın olmak üzere Tüm meslektaşlarımızın duruşmalara katılmamalarını bir kez daha talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Evet iki meslek de bizler için hayati kritik öneme sahip. Hele ki böyle bir dönemden geçiyoruz biliyorsunuz bir yandan maymun çiçeği virüsüyle mücadelemiz başladı başlayacak dileriz ki o da pandemiye dönüşmez. Bir yanda biliyorsunuz koronayla mücadelemiz henüz sonlanmış değil ve sizler de biliyorsunuzdur vaka sayıları tekrardan bir yükselişe geçmiş durumda. Böyle bir dönemde sağlığın bizler için her şey demek olduğunu en iyi anladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarımıza A'dan Z'ye hepsine sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. En küçük bir ağrımız, acımız olduğunda onlara koşuyoruz, onlardan yardım istiyoruz. Bu nedenle çok kıymetliler. sevgiyi ve saygıyı en üst derecede hak ediyorlar. Avukatlara baktığımızda ise onlar da, onların da yardımına koşuyoruz, yardım istiyoruz onlardan kendimizi zor bir durumun içinde bulduğumuzda bizler bizleri kurtarmasını istiyoruz. Bu nedenle iki meslek de çok büyük e, öneme sahip olmazsa olmazımız arasında. Bu nedenle e, her iki meslek e, kolu da saygı ve sevgiyi en üst derecede hak ediyorlar. Sıradaki haberimizle devam edelim. Bayram yağışlı geçecek gibi duruyor. Meteorolojiden uyarılar geldi. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bayram boyunca bulutlu ve zaman zaman da sağanak yağışlar bizleri bekliyor. Tahminlere göre Kurban Bayramı tatili süresince bölge genelinde Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te serin ve yağışlı havanın etkisi olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bayramın ikinci gününden itibaren 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Arife günü bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, bayramın birinci ve ikinci günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bayramın son gününde ise bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in Seyitgazi, Çifteler, Han, Mahmudiye, Beylikova ve Miyalıçık ilçeleri civarında Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Evet bayram yağışlı geçecek. Bunun da bilgisini vermiş olalım. E, buna göre önlemlerinizi de almayı ihmal etmeyin. Sıradaki haberimizle devam edelim. Atatürk Caddesi'ne gidiyoruz. Caddede hareket halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı araçtan. Hemen ekiplere haber verildi ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın neyse ki sadece maddi hasarla atlatıldı. Olay gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hareket halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracın dakikalar içinde alev topuna döndüğü olaya ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta büyük maddi hasara sebep olan yangının çıkış sebebi ise henüz öğrenilemedi. Aracın alev topuna döndüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Eskişehir Spor'a bakalım. SS'de biliyorsunuz yeni sezon hazırlıkları son hız devam ediyor. Altyapısından yetişen bir oyuncuyla e, kangamanla e, sözleşme imzalamıştı. Ve devam eden 2-3 futbolcusuyla da yeni bir sözleşme imzalamıştı Eskişehir Spor. E, Fikstür çekimi de tamamlandı. Eskişehir Spor ilk karşılaşmasını 4 Eylül'de, 4 Eylül'de deplasmanda oynayacağı belediye derinci spor mücadelesi ile sezona start verecek. 2022-2023 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekimi dün Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirildi. TFF 3. Lig 4 Eylül, 4 Eylül pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından playoff müsabakaları yapılacak. Eskişehir Spor yeni sezona 4 Eylül'de deplasmanda oynayacağı belediye derince spor mücadelesiyle başlayacak. Sıradaki haberimizle devam edelim. Büyükşehir Belediyesi her yıl gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği uygulamasını bu kurban bayramında da sürdürüyor. Kendi tesislerinde yetiştirmiş olduğu çiçekleri bu kurban bayramında da yakınlarının kabirlerine ziyarete gidecek olan eski şehirlere ücretsiz olarak dağıtılacak. Cadde ve bulvarları kendi seralarında özenle yetiştirdiği rengarenk çiçekleriyle donatan Büyükşehir Belediyesi özel günlerde de vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yılda sürdürerek Arife Günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk çiçekleri ücretsiz olarak dağıtacak. Asri, odun pazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıklarında yıllardır olduğu gibi bu kurban bayramında da çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa Arife gününden itibaren bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri de düzenlenecek. Son haberimizle devam edelim. Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı için bir araya geldi ve bayramlaştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da vatandaşımızın yüzünü güldürmek bizler için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz sözlerini kullandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileriyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirli Kuyu şantiyesinde Fen İşleri Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelle buluştu. Bayramlaşma töreninde Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi Türkiye'de ayrıcalıklı bir belediye konumuna geldi. Bunda hepinizin tek tek emekleri var. Elinize, ruhunuza sağlık. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek bizler için çok kıymetli. Tepebaşı Belediyesi ailesi olarak" Eskişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin emekleriyle bugün bu şehir ülkemizin en gözde şehirler arasında yer alıyor. Her gelen Eskişehir'e hayran kalıyor ifadelerini kullandı. Evet bayramlaşmalar başladı ve tepebaşı ailesi de bir araya geldi ve bayramlaştı. Başkan Ataç da e, tepebaşı belediyesinin Türkiye'de ayrıcalıklı bir konuma geldiğini de dile getirdi. Evet son haberimizdi ve e, bugünü de noktalandırıyoruz. Bugünü ve bu haftayı noktalandırıyoruz. E, kurban Yarın Kurban Bayramı'nın birinci günü. E, öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. E, herkesin ailesiyle, sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum. E, bu son yayınımızda biz de küçük bir e, tatil vereceğiz, araya çıkacağız. Tekrar görüşü, e, görüşünceye dek hoşçakalın.